Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere işlem önceliği konusunu anlatacağım. Nelere dikkat etmeliyiz, nasıl çözmeliyiz? Alıştırmalar yapacağım, soru çözümleri de sizlere göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Şimdi birden fazla işlemin olduğu durumlarda belli bir sırayla gitmemiz gerekiyor. İlk önce eğer üslü sayı varsa işlemin içinde, ilk önce üslü sayıların değerini bulmalıyız. İkinci olarak parantez varsa parantezin içindeki işlemler yapılmalı. Daha sonra çarpma ve bölme varsa çarpma veya bölme yapılmalı. Burada çarpma ile bölmenin birbirine üstünlüğü yok. Soldan sağa doğru çarpma ve bölme işlemlerini yapabiliriz. Daha sonra ise en son toplama veya çıkarma işlemleri yapılmalı. Yine toplama ile çıkarmanın birbirine üstünlüğü yok. Burada yine soldan sağa doğru takip etmeliyiz. Örnekleri yapalım. İlk örneğimiz, bakın burada bir işlem var. Ne demiştik? Bir üslü sayı görüyoruz. Bölme işlemi var ve çıkarma işlemi var. İlk önce üslü sayının değerini bulacağız. İşlemi şurada tekrar yazalım. 10 eksi. Şimdi üslü sayının değeri 4 tane 2'nin çarpımı ne yapıyor? 2 ile 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 16 yapıyor. Yani şuradaki üslü sayının değeri 16. Bölü 4. Şimdi çıkarma ve bölme var. Bölme çıkarmaya göre daha önce. O zaman şöyle olacak. 10 eksi 16 bölü 4 4 eder. Ve son olarak 10 eksi 4 eşittir 6. Demek ki bu işlemin sonucu 6'ymış. Bakın şurada iki tane işlem var. Ve bu işlemlerdeki sayılara bakın hep aynı sayılar. Ama sonuç farklı çıkacak. Nasıl? Uygulayalım. Bakın buradaki ilk önce bölmeyi bölme ve çıkarma var. İlk önce bölmeyi uygulamam lazım. Tabii ki işlem önceliğine göre. 4 eder. Eksi 4 eşittir. Cevap 0 oluyor. Peki buradaki işleme bakalım. Burada parantez var. O zaman ilk önce parantezin içini yapmalıyım. Bölmeyi daha sonra yapmalıyım. Parantezin içinde 12 eksi 4 var. Yazalım tekrar. 48 bölü 12 eksi 4 8 eder. Ve 48 bölü 8 ne yapar? 6. Bakın sayılar aynı olmasına rağmen sonuçlar farklı çıktı. Sebebi buradaki işlemde bakın parantez olması işlemin sonucunu değiştirdi. Çünkü parantez bölmeden önce geldi. Yukarıda ise parantez yoktu, bölme önceliği vardı. O zaman önce bölme yaptığımız için sonuçlar farklı çıktı. Bu durum bakın buradaki yandaki sayılarda da geçerli. Yine aynı sayıların olduğu çeşitli işlemler var. İşlemlerimizi yapalım. Buradaki işlemde tabii ki ilk önce parantezin içini ve bölme işlemini yapmam lazım. Parantez olmasaydı da zaten bölme işlemini yapmam lazımdı ama parantez var zaten yapıyoruz. Şimdi 18 artı 6 bölü 3 2 yapar. 18 ile 2'yi toplayınca bunun cevabı 20. Şunu yapalım, bakın aynı sayılar var demiştik. İlk önce parantezi yapmalıyım, bölmeyi daha sonraya bırakmalıyım burada. 18 ile 6'yı topladığımız zaman 24 bölü 3. Buradaki işlemin sonucu da 8 oldu. Aşağıya bakalım. Burada herhangi bir parantez yok ama bölme işleminin toplamaya göre önceliği var. 6 bölü 3 ne yapıyor? 2. 18 artı 2 eşittir 20. Yukarıdaki de aynı çıktı. Devam edelim. Biraz daha alıştırma yapalım. Sonra daha başka sorularda çözeceğiz. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. İlk önce ne demiştik? Üslü sayılar ve parantez tabii ki. Şöyle yapalım. 40 eksi adım adım gidelim. İlk önce üslü sayının değerini yazalım. 6'nın karesi 36 bölü 9 çarpı 2 diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi parantezin içini yapmam lazım. 40 eksi 36 bölü 9 4. Sonra ne var? Çarpı 2. Şimdi burada çıkarma ve çarpma var. Çarpmanın önceliği var tabii ki çıkarmaya göre. Şöyle oldu. 40 eksi 4 kere 2 8 ve 40'tan 8'i çıkardığımız zaman cevap 32 oldu. B şıkkını yapalım. Bakıyorum bölme var. Tabii parantez var ve çarpma var. Önce parantezin yapılması lazım. 28 bölü 10 artı 4 14 çarpı 2. Bakın burada bölme ve çarpma birbirine üstünlüğü yok. Ne demiştik? Soldan sağa doğru gidiyoruz. 28'i 14'e bölüyorum. Cevap 2 çarpı 2 oldu burası. Ve 2 kere 2 cevap 4 oldu. Diğer
işlemimize baktığımızda önce üslü ifadeler görüyorum. Burada parantez falan yok. Tabii üslü ifadelerin önce yapılması lazım. Onun karesi 100 eksi 3 çarpı 4 yazıyorum. Artı şu üslü ifade 8'in karesi 64 eksi 2'nin dördüncü kuvveti, o da 16 oluyor. Eşittir dedik. Şimdi çıkarma, çarpma, toplama ve çıkarma var. Burada çarpmanın tabii ki önceliği var değil mi? O zaman şöyle yapıyoruz. 100 eksi 3 kere 4 12 artı 64 eksi 16. Artık çıkarma, toplama hep birbirine üstünlüğü olmayan işlemler var. O zaman soldan sağa doğru devam edebiliriz. 100'den 12'yi çıkardığımız zaman ne olur? 88 artı 64 eksi 16. Şimdi toplamayı yapalım. Ne yapıyor? 88, 64 daha 140, 152 oldu. 152 eksi 16 ve cevabımız 136 oldu. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle sorular sık sık sınavlarda, yazılarda karşınıza gelebilir. Yardımcı kaynaklarda, ders kitaplarında. O da şu, bakın burada bir ifade var. Ve Ömer yukarıdaki sorunun çözümünü aşağıdaki şekilde yapmıştır. Adım adım yazmış buraya. Buna göre Ömer hangi adımda ilk kez hata yapmıştır? Şimdi şuradaki işleme bakıyoruz ve adımları uyguluyoruz. Ne yapmış Ömer? İlk önce üslü ifadenin çözümünü bulmuş. Yani 2'nin 5. kuvveti 32. Diğerleri duruyor değil mi aynı şekilde? Buradaki adım, birinci adım doğru. İkinci adıma bakalım. Bakın bölme ve çarpma, bölme, toplama ve çarpma var. Bölmeyi önce yapmalı ve çarpmayı yapmalı. Daha sonra toplamayı bırakmalı. Bölmenin sonucu 32 bölü 8, bakın 4 olmuş. Sonra artı 12 çarpı 2, diğerlerini yazmış yine aynı şekilde. Sonra burada 3. adımda bakın toplama ve çarpma var. Önce şu çarpmayı yapması gerekiyor ve 12 çarpı 2 24 demesi gerekiyor. Ama ne yapmış burada Ömer 3. adımda? 4 ile 12'yi toplamış ve 16 yazmış. Yani çarpma varken önce toplamayı yaptığı için 3. adımda hata yapmış. 4. adımda dolayısıyla tabii ki yanlış olmuş. O zaman ilk olarak nerede hata yapmış oluyor? 3. adımda. Yani bu soruda cevabımız C şıkkı oluyor. Şimdi son kağıttaki soruları da yapalım. A ifadesi buradaki gibi bir işlem. B ifadesi buradaki gibi bir işlem. Yukarıda verilen işlemlere göre A artı B kaçtır diyor. İlk önce A'yı yapalım. Bakın 4 çarpı yazıyorum. Sonra parantez var, onu yazıyorum. 3 artı 2 eksi şu üslü ifadeyi yazıyorum. 1'in 7. kuvveti, yani 7 tane 1'in çarpımı 1 eder. Devam ediyorum. Şimdi parantezi yapmam lazım. 4 çarpı 3, 2 daha 5 eksi 1 eşittir. Çarpmayı yapmam lazım. 4 kere 5 20 eksi 1 eşittir. Cevap 19. Şimdi B ifadesini yapalım. Yine üslü sayı görüyoruz, üslü ifade. Önce bunu yapmalıyım. Yazalım. Parantez içerisinde 4 çarpı 3 artı 2 eksi 1'in 7. kuvveti yine 1 oluyor. Devam edelim. Şimdi sırada parantez var. 4 kere 3 12 artı 2 eksi 1. Toplamayı yapıyorum. 14 eksi 1 eşittir 13. B ifadesi de 13 oldu. Sonra ne diyordu? A ve B'yi toplayalım diyordu. Yani 19 ile 13'ü topluyoruz. Ve cevabı buluyoruz. Ne oldu? 32 oldu. Cevabımız 32'ymiş. Şimdi diğer sorumuz şöyle. Yukarıdaki eşitliği sağlamak için kutulara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Yani şuradaki 9, 9, 9 bunların arasına hangi işlemleri koymalıyız? A şıkkındaki çarpma işaretlerini koyduğumuzda 9 kere 9 81 çarpı 9 10 elde edemeyiz. A şıkkı uygun değil. B şıkkına bakalım. Bölme ve çarpma diyor. Bölmeyi koyduk ve çarpmayı koyduk. Birbirlerine üstünlüğü yok. 9 bölü 9 1 oluyor. Sonra 1 çarpı 9 9 oluyor. Cevap olmadı yine. Uymadı. Şunu deneyelim C şıkkını. Bakın çarpmayı koyduk ve toplamayı koyduk. Çarpmanın önceliği var. 9 kere 9 81. Sonra toplama 9'u toplarız 90 olur. Yine uymadı. Demek ki cevap D şıkkı. O da toplama ve bölme. Bakın bunu koyalım. Şöyle deneyelim. Şimdi toplama ve bölme öncelik kimde? Bölmede. O zaman 9 bölü 9 ne yapar? 1 yapar değil mi? Burada da 9 vardı. 9 artı 1 eşittir 10 olur.
Demek ki cevabımız D şıkkıymış. Bu şekilde işaretleyelim. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.